Bundan çok uzun zaman önce dünya çok mutlu bir dünyaymış. İnsanlar ne acı ne de keder bilirlermiş. Günlerini neşe ve mutlulukla geçirir, güneşin, denizin keyfini çıkarırlarmış. Hatta öyle ki tanrılar kendi yaşadıkları dünyadan aşağı iner, insanların arasına karışır, onların mutluluklarını paylaşırlarmış. Yine böyle bir günde Epimetheus adında bir adam ve karısı Pandora bahçelerinde çiçeklerini suluyorlarmış. Kendilerine doğru uzaktan Tanrı Hermes'in geldiğini fark etmişler. Tanrı Hermes'in sırtında koca bir sandık ve iki büklüm bir halde kanter içinde yürüyormuş. Epimetheus hemen ileri atılıp Tanrı Hermes'in sırtındaki sandığı almış ve ona dinlenmesi için bir yer göstermiş. Hemen Pandora da mutfağa koşup ona soğuk içecekler hazırlamış. Tanrı Hermes'e vermiş. Yalnız bu arada sandığın üzerinde değişik kabartmalar, semboller varmış. Ve sandığı iki tane etrafından saran altın renkli bir ip varmış. Sıkı sıkıya sarmış bu ip de sandığı. Tanrı Hermes, çok sağ olun dostlarım. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim size demiş. Ne iyi oldu bana bu verdiğiniz içecek. Oh, nasıl rahatladım bilemezsiniz demiş. Yalnız sizden bir ricam daha olacak demiş. Gördüğünüz gibi bu sandık çok ağır. Benim de şehirde halletmem gereken birkaç işim var. Ben gidip gelene kadar bu sandık burada size emanet bir şekilde durabilir mi demiş. Epimetheus ve Pandora, tabii ki durabilir Tanrı Hermes. Siz lütfen gidin işinizi halledin demişler. Yalnız demiş Tanrı Hermes, bunu güvenli bir yere taşımalıyız demiş. Ve hemen içeriye güvenli bir yere koymuşlar. Hah demiş Tanrı Hermes, burası güvenli. Yalnız sakın ha demiş, kimseyi yanaştırmayın bu sandığın yanına. Kimse ağzını bile açmasın bu sandığın demiş. Başına bir iş gelmesinden korkarım demiş. Epimetheus ve Pandora, sen merak etme Tanrı Hermes, biz ona gözümüz gibi bakacağız demişler. Ve Tanrı Hermes uğurladıktan sonra arkasından el sallamışlar. Tam o sırada Pandora Epimetheus'un kolunu tutmuş. Şşş, sesleri duyuyor musun demiş. Epimetheus kulak kabartmış ama ses falan duymamış. Ağaçların hışırtısını ve kuşların cıvıltısından başka bir ses duymuyorum ben demiş. Hayır, birileri bizim adımızı fısıldıyor. Dinle lütfen demiş. Epimetheus tekrar dinlemiş. Evet demiş. Birileri bizim adımızı söylüyor. Bizi çağıran komşularımız bunlar demiş. Hayatım sen herhalde biraz yoruldun deyip istersen biraz dinlen demiş ve yanağına bir öpücük kondurup komşuların yanına çıkmış. Pandora da gerçekten herhalde dinlensem iyi olacak. Duydum sesler. Fısıltı gibi bilmiyorum emin değilim. En iyisi biraz dinleneyim deyip yatağa doğru çekilmiş. Tam o sırada tekrar duymuş sesleri. Pandora, Pandora. Sesler sandıktan geliyormuş. Sandığa doğru gitmiş Pandora. İyi ama bu sesler kimin? Kim var sandıkta demiş Pandora. Pandora, bizi serbest bırak. Pandora. Sesler o kadar acıklıymış ki Pandora dayanamamış. Tanrı Hermes'in sıkı sıkı tembih ettiğini de biliyormuş elbet. Pandora, bunu ancak sen yapabilirsin. Pandora. Sesler artık dayanılmaz hale gelmiş Pandora için. Sandığın yanına hemen dizlerini çöküp Pandora etrafındaki o sırma ipleri açıp sandığı aralamış. Ve aralamaz pişman olup sandığın kapağını kapatmış. Ama olan olmuş. Sandığın içerisinden siyah kelebek kılığında dünyada var olan bütün kelebek kötülükler ve insanlığa bela olan bütün acılar dışarı çıkmış. Çığlık çığlığa bağırıyormuş Pandora. Sesleri duyan Epimetheus Pandora'nın yanına gelmiş ve onu görür görmez ne yaptığını anlamış. Pandora sen ne yaptın? Tanrı Hermes bizi sıkı sıkıya tembih etmişti demiş. Ama Pandora hıçkırıklar içerisinde Epimetheus'a sarılıp hüngür hüngür ağlamış. O sırada bir ses daha duymuşlar. Pandora, beni de serbest bırak. Pandora. Pandora Epimetheus'a bakmış ve ne yapacağız şimdi biz demiş. Epimetheus da yapacak hiçbir şey yok. Zaten olan oldu. Dünyada var olan bütün kötülükler dışarı çıktı. Onu da serbest bırakalım. Bir şey fark etmez demiş.
ve sandığı tekrar aralamışlar. Ama bu sefer farklı bir şey olmuş. Sandığın içerisinden ışıl ışıl, rengarenk, kelebeğe benzer bir şey çıkmış. Dünyada bütün var olan kötülüklerin ardından bu çıkan şey umutmuş. Umudun altın tozları Pandora'nın ve Epimetheus'un yanağına değmiş. Ve değer değmez ikisinin de içini derin bir huzur ve ferahlık kaplamış. Ve derler ki o günden sonra umut, insanlığa acı veren bütün belaların, acı çeken ruhların bir ilacı olmuş.